Ona gündüz olmuş. Hayırlı akşamlar mı diyeyim, hayırlı günler mi diyeyim? Daha erken, saat 4. Akşam yemeğini hazırlayacağım da yavaş yavaş şöyle soğanların iki kafasından da şöyle şöyle açtım. Suya koyacağım onları. Çok da küçük soğan bulamadım. Pazarda olmadığı için. Arpacık da çok küçük olur. Aşırı küçük olur. Şöyle ne yapacaksınız? Bir suya söylemem devlet sırrı. Şöyle. Suya yapacağım. Kaç tane oldu? 3, 6, 7, 8 tane olsun işte. Böyle devam ediyorum. Sadece ayıkladığım şekli göstereyim dedim. İki tepesinden de aslında arpacığın bir büyük boyu olsaydı iyi olacaktı ama bulamadım marketlerde. Canım da çok istedi bunu. Şöyle. Bir tane daha yapsam yeter. Dün akşamdan yemekler kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sildik süpürdük. Akşam yemeğini yemiyoruz ama ara setlerde maşallahımız var Yunus'takimizi. Aynen. Aa bir baktım pidem mide bitmiş. Eyvah dedim geceye acıktım resmen bir ara. Dedim ne yapayım? Bir şey yapayım biraz. 2 dakikada bir hamur. O da sonra vazgeçtim. Yaptım. Canım istemedi çok. İstediğim gibi değilmiş. Böyle karışık duygular yaşıyorsun gece. Valla ben çorba içip yattım. Evet. Esra çorba ver Esra'ya. Tamam ne çorba seçeceğiz bugün? Bakarız bilmiyorum. Spagetti makarna. Tamam. Sare istedi. Tamam. Evimiz de zaten makarna yapacaktık normalde. Aynen. İşlem spagettiye döndü. Evet. Görüşürüz daha sonra. Aç diyorum Esra'ya. Aç artık. Aç. Ben de değilim. Ne koyacağım? Karabiber, pul biber, toz biber. Çıkarayım. Tuzunu atayım. Şöyle bir kıyma. Böyle çok da bir uzatmaya gerek yok. Ay bugün ne istiyor biliyor musunuz canım? Böyle ekşili ekşili acı istiyor canım bugün. Toz biberini de atayım. Pul biber, toz biber, karabiberini attım mı? Dur bakayım atmış mıyım? Atmamışım. Dedim acaba kısır yenmez öyle kısır falan yapsam yenmez. Ama bulgurla acıyı ekşi böyle karıştırsam kendi haline. Dur şuna ne koyacağım? Salça koyacaktım ona ya. Onun için çıkarttım. Olan salçayı dökeyim de yeni salça atacağız. Sağ olsunlar insanlar var ya. O kadar çiğler ki. Ne olur sanki herkes kendi yemeğini yapıp da kendi işine baksa değil mi? Günah olur ya günah olur. Dedikodu telefonlarla birbirlerine bilgi vermeseler günaha girerler. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bir iki gündür böyle sinirlerim çok gerçekten bozuldu. Konuyu da zaten anladınız. Çok iyi. Haddi olmayanlar haddini aşıyorlar. Saçma sapan konuşmalar kendi videolarının altında. Ya sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur? Beni Allah sevsin. Kul sevse ne olur, sevmese ne olur?
Yani telefonla böyle dedikodu yapıyorlar. Mübarek gün yapmayın ya, mübarek gün. Beni kudurtmayın. Arkadaşlar şöyle ceviz büyüklüğünden biraz fazla büyük. Şöyle soğanını içine koyacağım. Gördüğünüz gibi. Gözlerin kapısı bir iyi olur. Gözlerimi mi kapatayım? Evet. Niye? Soğan gözleri ağlatabilir ya. Ne olabilir? Ağlatabilir. Ağlatabilir. Sare'nin de burnu akıyor. Okula göndermedik açıkçası. Şey yapıyor, ders yapıyor. Bitirdim. Bitirdin mi? Tamam, onu ben sana erken yapacağım. Spagetti siparişi verdi. Şöyle içine koyuyorum. Ne ceviz büyüklüğünde. Yani küçük soğan olursa daha iyi olur. Antep usulü olur. Kabuğunu da soymazsan. Benimki Mardin usulü. Kabuğunu soyuyorsun, biraz daha büyük. Çünkü başka soğan bulamadım. Usulü usulü soğan işte. Şöyle ceviz büyüklüğünde. Biraz küçük ceviz yaptım galiba. Aman, yemek olsun da şöyle tertipli. Değişik. Ya hiç de yemiyoruz değil. Tabii ki yiyoruz. Ama ilk oruç açtığımızda çay, may, bu bayağı bir acıkmışım ama gece. Domates kızarttım. Domatesi hatta ben üstüne de dedim peynir atarım, beyaz peynir, ekmek yok. İçimde almadı şeyi. Bir şey de kalın yapmışım. Böyle balon bir şey olmadı. Geldi, görüyor musunuz? Fırına gittim ben. Paşabahçe'ye yürüdüm bugün. Yokuş indim çıktım. Biraz böyle yürüdüğüm zaman da yapıyor bana gıcık. Soğan baktım. Evde var 3 tane kocaman soğan. O olmaz. Biraz bekleteyim de. Açtım herhalde ya. Açtım mı açmadım mı vallahi bilmiyorum. Böyle mideme vuruyor. Şöyle. Karış. Tabii mideme vuran da böyle sinirlendiğim zaman Allah diyorum, Allah diyorum. Beni böyle güzeller, sinirlendirenler, kuru kuru oradan algılar yapanlar Allah diyorum, bildiği gibi yapsın, hiçbir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum sizi. Çok merhametlisiniz ya, çok iyisiniz ya, meleksiniz maşallah. Bir kanatlarınız yok. Ayıp ya, ayıp ya. Kadının kadın düşmanı işte. Kadının kadın düşmanı. Ne kadar acımışlar, üzülmüşler. Bir zekaya bak ya. Allah zeka vermiş insana ya. Size ne vermiş bilmiyorum, size ne vermiş. Oturmuş 5 kişi ha. 2 kişi yazan, 5 kişi grup olduklarını çok iyi biliyorum. Bazı kanallarda böyle yapıyor. Telefonda anlatırım ben sana. Ararsın beni. Ben seni arayacağım ama bir gün. O güzel Mevlam o fırsatı verecek bana. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle ben seni arayacağım. Arayacağım yer benim zaten, mezarlık. Bazıları mezarlığa çabuk girmeyi hak ediyorlar derler ya, yaşama karam diye. Ay.
şey yapacağım ya. Bunları böyle üstüne koyabilirim. Niye koymayayım ki? Ufak ufak. Soğanım yok çünkü başka ekleyeyim. Nasıl olsa içinde bir şey yok kıymanın. Ufalar onun içinde soğanlarla birlikte. Bugün de soğan kebabı diyelim de tam da soğan kebabı değil tabii. Hani o kabuklu arpacık soğandan yaparlar onu. Antep usulü. Antepliler yapar. Bu Mardin usulü. Onlar biraz daha büyük. Kabuğunu soyarlar böyle ama aşağı yukarı aynıdır. Fazla şeyi yoktur. Azıcık bir tuz atayım. Soğanlar tuzsuz. Ondan sonra incelteyim suyla. Koyacağım, tereyağı aralarına atacağım. Bir iki çimcik böyle derler ya. Atacağım. Ondan sonra fırına koyacağım. Ama çok erken fırına şimdi koymayacağım. Sadece her şeyini hazırlıyorum. Hazırlığım tamam olsun. Fırını açtım mı o pişer zaten. İçine biraz nar ekşisi atacağım. Ay. Limon da atabilirsiniz. Nar ekşisi de, pul biber de. Ben şimdi fazla atmayayım. Yunus çünkü midesi ağrıyor. Çok da şey olmasın. Simcik daha tuz attım. Üstüne şöyle salçalı suları döküyorum. Çok da güzel oluyor biliyor musunuz? Soğan zaten mümkün değil olmaması. Soğan tek başına bile bir yemek. Otur soğanı ye. Bugün de dedim böyle. Tabii bunun üstünü kapatmam lazım. Bilmiyorum şeyim var mı benim. Ezra şeyimiz var mı? Folyamız. Folya. Sen bana folye versen onun üstünü kapatayım ben. Çünkü üstü yanmasın. İncene yakın da üstünü şey yaparım. Tamam benim çekmeceye bakacağız. Yani üç çekmece maşallah. Tavuk şeyimiz de varmış bir. Teşekkürler. Gerçi bir kere alıyoruz. Bir kere yapıyoruz. Ondan sonra tavuk poşeti mi arayacağız bir daha değil mi? Doğru. Yoksa üstü yanıyor. Şimdi biraz bundan kapatmadım ya patateslerimin üstüne çanaklarımı. Tavuklarımın üstlerinde yanma oldu. Unutmuşum bundan kapatmayı. Pişinceye kadar kapatın, kızarmasına yakında
Çıkarım. Ay, ana yemek tamamdır. Şimdi neye geldik? Baba yemeğe. Ana vatandır. Ne diyorlardı, ne gülmüştüm ama. Bir komedi yapmışlardı da. Hazım var bir demek. Boreli, boreli, boreli yapayım diyorum. Boreli diyorlar ya ona. Bizde de ne diyorlar? Kavur, yoğurt koy üstüne. Üstüne de yağını dök. Doğrayayım bunu. Ben suyun içine bırakayım. Çok da çamurlu değil yani. Suyun içine bırakmasam pişirsem de olur. Yıkayım. 2 dakika videoyu durduracağım. Tamam. Yok yok. Yok yok yok. Telefon geldi de telefonla görüştüm. O yüzden dedim Esra beklet. Ben anlamıyorum, anlamıyorum. İnsanları ben hiç anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum zaten bu saatten sonra kimseyi. Şimdi oruçluyum. Rahat rahat kavga edeyim telefonda. Bu saate doğru böyle coşarım. İşin şakasındayım da ciddi ciddi olaylar gerçekten. Yani mideme kadar vurdu. Bu da telefona Esra maşallah yamuldum. Esra telefon devrildi. Telefon devrildi diyorum. Düzelttim. Devrildiyse? Düzelttim. El atacağım. El attım zaten elim çıktı orada. Yanlış yerinden tuttum. Esra doğru dürüst yap şu telefonunu. Daha Esra dediğini duymayacağım. Esra! Merhametli olun be biraz. Almanya'daki merhametini almış. Terbiyesizleşmek istemiyorum. Ama terbiyesizleştirmeyin. Hani derler ya, beni kim delirtti? İşte delirten sizsiniz. Ben kimin etlisine, sütlüsüne, aşına, yaşına, başına neyine karışıyorum ya, neyine karışıyorum? Neyine karışıyorum Allah için söyleyeyim, neyine karışıyorum? Kimsenin ben ne videosuna bakıyorum, karışıyorum. Ne onu söylemiş diye karışıyorum. Ne kimseye müdafaya gidiyorum. Ya bu kadar da olmaz ya. Niye müdafası ya Allah aşkına. Dedikoducular olurdu ya eskiden mahallemizde işte. Siz de YouTube'da o dedikoducular hemen kendini YouTube'da bile belli ediyor işte. Hemen. Ver telefonu, ben seninle dedikodu yaparım. Ayşe hakkında, Fatma hakkında. Ayıp be. Ayıp ayıp. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun diyorum. Gerçekten. Yapmayız diye de yemin edersiniz. Dürüstüz diye de yemin edersiniz. Alırsınız paraları vermezsiniz. Alırsınız vermezsiniz. Ama dünyanın en dürüstü de sizsiniz ya. Vallahi dünyanın en dürüstü de sizsiniz. Artık bir grup olmuşsunuz ya. Kim kimi tutuyor belli değil. Kim kimi tutuyor. Bir de utanmadan o günü böyle yapıyor. Senden sonra diyor beni diyor engelledi. Ben seni çoktan engelledim ya. Çoktan engelledim ben seni. Çünkü orada dinliyorsun, lafı oraya taşıyorsun. Orada dinliyorsun, o lafı oraya taşıyorsun. Yorumlara da mouse'dan gösteriyorsun kendini. Aslında olay çıksın. Önce sen ailene, eşine sahip çık, çocuklarına sahip çık. Anladın mı? Çok şey biliyorum da konuşursam her zaman söylüyorum. Almanya'da olman bir şeyi değiştirmez. Hiçbir şey bilmiyorum anlamına gelmez. Ağzınızı tutun. Oturun. Niye tutun oturun biliyor musunuz? Sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Geçen hatta ben oğlumun işlerinin hafif olduğunu, Ramazan'da bazı işyerleri ağır olur, yavaş iş yapar. Çünkü herkes oruçlu,
Herkes iftar yemeği vermiyor. Hemen onu başka bir konuya çevirmişler. Hemen. Ya ayıptır, günahtır ya. Gönül kırmayın ya. Kabe'yi yıkıyorsunuz ya. Sizden sanki ekmek mi isteyen var? Bir şey mi istedim ben? Yok, dilenci dilenci orada burada. Ya geliyorlar bana, hiç gitmeyecekler geldikleri zaman. Terbiyesiz terbiyesiz. Yok, beni de biliyorum konuyu. Neyi biliyorsun? Gel anlatırım sana. Telefona edersin bana. Ya neyi biliyorsun? Neyi biliyorsun? Senin anca cav 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 çeneden başka bildiğin bir şey yok. Sen aile huzurunu bir sağla da gerisini boş ver. Allah aile huzuru versin önce. Gerisi gelir zaten. Allah huzur verse zaten ilk evinde otururdun. İkinize de söylüyorum. Ben söylerim gerçeği. O çenenizden, o dedikodunuzdan, o nifak sokmaktan etrafa kim bilir neler yaşattığınız insanlara. Ondan sonra kendinizi müdafaa edin durun. Bundan sonra böyle. Sevim konuştu mu? Gel. Öyle yok. Beni ağzınıza almayın. Ben zaten bugüne kadar kimseye ağzımı almıyor. Ben çocuğumla, çoluğumla. 2-3 gündür beni ağzınıza ala ala canınız çıktı. O canınız tamamen çıkmasın. Dikkat edin bak. Ayağınız orada bir taşa maşa çarpar. Beyin kanaması geçirirsiniz bir yerde, bir köşede. Dikkat edin kendinize. Yazık olur size. Çok delikanlısınız ya. Hepiniz külan beylik yapıyorsunuz orada. Hacı gideceksiniz. Hepiniz haca gideceksiniz. Merak etmeyin. Hac parası da gelir size. Ümre parası da gelir. Hiç merak etmeyin yalandan yere. Bismillahirrahmanirrahim. Önce içinizde hacıyı, ümreyi içinizde yaşayın ya. Yalandan yere orada bir kişiyi kabul ettik. Ben kabul etmedim, siz kabul ettiniz diye sizi kimse haca götürmüyor. Mağdur olan, Ankara'dan buraya kadar gelen mağdursa, mağdur değildir o. Ankara'dan buraya gelebildiyse o mağdur değildir. O otelde oda tuttum dedi. Otelde yer tuttum dedi bana. O zaman bana yalan konuştu. Hepiniz yalancısınız. Plan yaptınız. Bile bile gönderdiniz onu. Bile bile oyun oynadınız. Artık kimseye güvenmiyorum. Kimseyi de kabul etmiyorum. Kızımı soğanlı doğruyorum. Bir taraftan da size hem onlara cevap veriyorum. Hanımefendi yazmış ya oraya. Ben sarıyı hiç sevmedim. Sarı seni çok sevmişti ya. Ya sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur Allah aşkına. Ya benim kime tavuğuna kış dedim. Söyleyin, gerçeği söyleyin ya. Durup dururken kendilerine malzeme çıkarmak için oradan ben kabul etmedim. Etmedi, tamam. Ama bu kadar uzatmayı da 2 gün, 3 gündür video yapıp altına da bana böyle mutlu oluyor demek ki ya. Mutlu oluyor. Gidin bir yuva daha yıkarsınız. Gidin gidin. İşiniz gücünüz dedikodu ya. Mübarek gün. Ya susun susun, iyilik yapmışsınız. Kadını davet etmişsin ya. Zaten kadın seninle görüşüyormuş. Zaten seni arıyormuş. Sanki yeni tanıyor. Sokakta kalmış da kadın. Ankara'dan buraya kadar gelebilmiş. Ama burada sokakta kalmış. Ben kabul etmeyince. Tüh be. Çocuk olsa inanmaz sizin lafınıza. Çocuk olsa inanmaz. Siz çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Polemik yapmaya çalışıyorsunuz. Sizden güzel şey olur. Künefeci der. Yalancılar deriz de biz ona. Buyururdum ben, künefeciler. Künefeci olma şansın var mı?
Sus bari, bana bulaşma. Yani doğru konuşacağımı biliyorsun. Orada kanıtlı konuşacağımı biliyorsun. Bana yapma bari. Hani tamam, bazılarını konuşuyorsun, kanıtlı kanıtsız konuşuyorlar arkandan veya sen onların arkasından. Ama bana yapmayın bak. Ben kanıtsız hayatta konuşmam. Ben burada tek başıma yaşamıyorum. Düne kadar diyordun ya, koca izin vermez oraya buraya. Ulan gördük kocanın izin verip vermediğini. Benim oğlum esas izin vermiyor demek ki. Bir şey yok ama. Seni çalkalayacak gibi de bunu. Şöyle. Sıvı yağ koyayım da. Şunu kavurayım. Onu da atarım. Kavurduktan sonra üstüne de bir yoğurt yaparım. Ortaya salata yapmayacağım. Yoğurtla bunu koyarım. Bunu da soğuk yeniliyor nasıl olsa. Bir soğanı şöyle bir saat kala açarım ya da bir saatten daha az pişer de. Ben yine de tek bir saat önce açarım. Alsanız soğan kebabı. Onu şey yapıyorlar, arpacık soğanla tepelerini koparıp güzel yıkıyorlar tabii kabuğunu mabuğunu. Arasına yine aynı şekilde kabuğunu soymuyorlar ama. Kabuğu soyulmuyor. O, ondan Antep'te yemiştim. Ya, öldürebildikten sonra diyorlar ya. Her şey de olur. Yeter ki gönül kırmayalım ya. Gönül kırmayalım. Seninle benim demek... Benim seninle bir davam yok. Senin demek ki benimle bir davam var ki. Hala hazmedemediğim bir dava var. Değil mi? Niye hazmedemiyorsun? Benim kimseyle bir davam yok. Kapattım gitti ben. Olanları da. Zaten kimse de bana hiç hakaret etmedi. Senin bayağı büyük bir davan vardı. Maşallah. Hala konuşabiliyorsun. İnsanda biraz ağır olacak. Hala bir şeyleri diyebiliyorsan benim bir sorunum yok onunla. Ben senden artık şüpheye düşerim. Şüpheye düşerim. Ben senden şüpheye düşerim. Allah kimseyi... Zaten böyle insanlar olacak. Yani bu Kur'an'da da var. Her şeyde var. Böyle yalancılar çıkacak, iftiralar çıkacak. Yalanı doğrumuş gibi nasıl inandıracaklar biliyor musunuz? Al işte. Bunlar olacak, göreceğiz. Bir de yemin billah edecekler. Biz demedik, biz yapmadık. Ondan sonra biz gördük diye oradan yalandan yemin edecekler. Görmedikleri şeyleri. Şimdi bir tarafta. Yani bunların hepsinin olacağını biliyoruz ama Allah diyorum üstünden sıçrayın gidin. Şöyle öte gidin. Bulaşmayın ya. Çünkü sizi anmak da istemiyorum. Ben o darbeyi yedim. Hem de çok kısa bir zaman önce yedim ben o darbeyi. Hala beni ağzınıza alabiliyorsunuz ya. Destursuz. Şaşarım. Gerçekten şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum. Bir taraftan da
Akşam bir camım vardı da bir tane patatesim kalmış. Yedim ben çünkü ekmeksiz çanak patatesleri götürdüm. Ara ara. Su şunu atayım şöyle. Bir kiş alt üst yaparım ondan sonra tamam. Çok da önlesin pazılar. Üstüne de sarımsak yoğurt koyarım. Koymasam da olur ama koyarsam da güzel olur. Makarnayı nasıl olsa salçalı yapacağız. Biraz sulansın piş. Ondan sonra çevireyim. Onları elimde yıkarım da sarımsaklı yoğurt yaparım onlara. Ya ne bileyim ben, sizden başka da kimse yok benim hayatımda dertleşeceğim. Fazla yani. Kime anlatayım ben? Kızıma, oğluma böyle şeyleri anlatmam. Gerek yok. Anca size, çünkü buradaki sanal alem olduğu için. Gereksiz gereksiz bir şeyler işte oluyor. Bari günaha girmeyin ya, ben size şey yapmıyorum. Yapacağım zaman yaparsan tamam konuşun. Ha ben sizi ağzıma bile almıyorum. Yapmayın, yapmayın. Yalandan yeri. Yapmayın. Hanım hanım gözüküp de orada. Oynamayın. O söyledi, bu söyledi diye. Ne güzel, evine misafir almışsın, ağırlamışsın. Ne yaptın? Onun da bence şeyini çıkarttın. Sevabını uçurdun. Güzel sevap yaptın ya 30 kişiyi anlatarak. Kabul etmeyi de ben aldım da. Ihlamur kaynattı kıza da. Ona baktım suyu gitmiş. Bence taze bir daha koysun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz, bilmiyorum ne kadar konuştum, ne yaptım. Artık affedin yanlış bir hata kelime. Ama yorumlarınızı bekliyorum yani. Ben hatalı mıyım? Nerem hatalı? Nasıl hatalı? Ya böyle kafam karışıyor. Ya bu kadarın yalanın içinde benim kabul etmediğim misafiri ne yapıyorlar? Mağdur. Ya Ankara'dan gelmişse, otel tuttum demişse bu mağdur mu? Tamam beni de görmeye gelecekti. Ama müsait değildim o günü. Ya bu mağduriyet mi oluyor karşı tarafın? Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.